Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel kahvaltılık bir börek tarifim olacak arkadaşlar. Hem de mayalı hamurla. Mayalı hamurdan börek olmaz diyenlere gerçekten çok güzel bir börek olduğunu göstereceğim. Aynı hamurdan daha önce poğaça yapmıştım. Şimdi hamurun yarısıyla ben börek yaptım arkadaşlar. Bu tarifi de sizlere vermek istiyorum. Malzeme listesini sizlere videomun açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hamurumu güzelce hazırlamaya başladım. Ben malzemelerimi leğenimin içine aldım. Şimdi onu ekliyorum? Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamur yoğurduktan sonra mayalanması için üstünü kapatalım ve bir kenarda bekletelim arkadaşlar. Aynı hamurdan daha önce ben poğaça yapmıştım. Dediğim gibi poğaça için de aynı hamuru kullanabilirsiniz. Şimdi mayalanan hamurumu gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı ve dediğim gibi çok hafif ele yapışan bir kıvamda Hamurumu tezgahımın üstüne alıyorum. Önce hamurumu bir toparladım. Sonra hamurumu eşit parçalara böleceğim arkadaşlar. İlk olarak 6 bezeye böleceğim. Daha sonra bölmüş olduğum her 6 bezeyi ise tekrar 2'ye bölerek 12'şer tane beze oluşturacağım arkadaşlar. Böylece böreğimizin alt katı 12 üst katı da 12 bezeden oluşacak. İlk olarak 6'ya böldüğüm bezelerimi şimdi yeniden ortadan bölerek 12 tane beze çıkarmaya başladım. Böyle yaparsanız kafanız karışmaz ve hamurlarınızı daha kolay bir şekilde bezelere bölebilirsiniz. Bu arada kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, paylaşım videomu beğenmeyi ve izlediğiniz videom hakkında bana yorum yazmayı lütfen unutmayın destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet gördüğünüz gibi bezelerimi 12'şer tane ayarladım. 12'si alt kata, 12'si de üst kat olacak arkadaşlar. Şimdi sadece nişasta kullanarak bezelerimi küçük bir tabak büyüklüğünde açmaya başladım. Tabağımın altına da eritmiş olduğum tereyağı var. Yaklaşık 100 gram kadar tereyağını eritmiştim. Her bezenin arasına tereyağı ekleyerek bezelerimi gördüğünüz gibi küçük küçük tabaklar büyüklüğünde açıyorum. Ve her bezenin üstüne de yaklaşık bir kaşık eritilmiş tereyağı kullanıyorum arkadaşlar. İsterseniz tereyağını sıvı yağ ile de karıştırabilirsiniz. Şimdi alt kat için 12 tane bezeyi bu tabağımın içine aldım. Üst kat için ise yeniden başka bir tabağın içine aynı işlemi tekrarlayacağım. Nereye koyayım? Evet bezelerimin hepsini gördüğünüz gibi tabakların içine aldım. Birisini alt kat için diğerini de üst kat için kullanacağım. Şimdi bezelerin tamamını tezgahımın üstüne alıyorum arkadaşlar. İlk olarak parmaklarımın uçlarıyla hamuru genişletmeye başladım. Zaten bu böreği yaparken merdane ya da oklava kullanmayacağız. Sadece parmak uçlarımızı kullanarak hamuru genişletebiliriz. Bakın çok yumuşak ve çok kolay bir şekilde açılan bir hamur elde etmiş olduk bu şekilde. Şimdi hamuru açacağımız büyüklüğü kullanacağınız tepsiye göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yuvarlak tepsi yapacaksanız yuvarlak, kare tepsi yapacaksanız kare şekil verebilirsiniz hamurunuza. Ben yuvarlak bir tepside yapacağım arkadaşlar. Şimdi tepsimin büyüklüğüne göre hamurumu parmak uçlarımla genişletiyorum. Hamurlar tepsimin büyüklüğüne geldikten sonra tepsimin ortasına açtığım hamur parçasını aldım. Şimdi elimle yeniden kenarlarına doğru hamuru yayıyorum arkadaşlar. Hem kenarlarını biraz daha inceltmiş oluyoruz bu şekilde. Ortasına istediğiniz şekilde iç harcı koyabilirsiniz. Ben peynirli iç malzemesi kullanıyorum. İsterseniz kıymalı, isterseniz patatesli börek de yapabilirsiniz aynı hamurdan. Ama kahvaltılarda en çok peynirli böreği yakıştırdığım için peynirli yaptım. Şimdi peynirini de güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Diğer hamurumu da biraz önce sizlere gösterdiğim gibi parmak uçlarımla genişlettim. Üst kat için ayırmış olduğum bu hamuru da yine tepsimin üstüne alacağım. Yine aynı şekilde alt katta yaptığımız gibi bu hamurumuzda parmak uçlarımızı kullanarak tepsinin içinde genişletebiliriz arkadaşlar. Şöyle elimizle nazik bir şekilde hamuru uçlara doğru esnetelim ve daha sonra parmak uçlarımızı kullanarak hamuru genişletelim. Evet böreğimiz son aşamasına geldi. Artık dilimlere ayırabiliriz böreğimizi. Bıçakla önce karşı taraftan yarıya kadar keselim arkadaşlar. Bıçağımızı çok fazla sürtürmeden yaparsak hamuru toplamamış oluruz. Bu şekilde önce karşı tarafını diye sonra tepsi çevirerek diğer taraftan da birbirine kestiğiniz yerleri bu şekilde birleştirebilirsiniz. Bu şekilde yapmak böreğinizin daha kolay kesilmesini sağlayacak. Böreklerimizi dilimlemeye başlamadan önce fırınımızda ön ısınmaya alalım arkadaşlar. 185 derecede ben fırınımı çalıştırdım. Şu anda ısındı. Böreklerimin üzerine yumurta sarısı sürdüm. Sonra üzerine isterseniz çörek otu ya da susam serpiştirebilirsiniz. Bu şekilde böreğimi fırınıma gönderdim. Yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede benim fırının böreğimi pişirdi. Gayet güzel çıtır çıtır lezzetli bir börek çıktı arkadaşlar ortaya. Mayalı hamurdan börek çok tercih edilmez ama bu tarifle inanın çok güzel oluyor. İçi de kat kat oldu. Şimdi sizlere bir tane böreğimi keserek içini de göstermek istiyorum dışı çıtır çıtır içi kat kat nefis peynirli bir börek tarifi verdim bugün sizlere Umarım vermiş olduğum tariften memnun kalmışsınızdır arkadaşlar deneyecek olan herkese Şimdiden afiyet olsun başka tariflerde yeniden görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın.